Kastamonu'da Nasrullah Camisi'nde bulunduğu bir sırada Yemen adında birisiyle tanışır. O Yemen adındaki bu kişi de yine Şarki Anadolu'dan Şikak aşiretinin reisi iken Doğu Anadolu'daki bazı isyanlardan dolayı batıya sürülmüş insanlardan birisiydi. Benzer bir kaderi paylaşıyorlardı. Benzer bir kader paylaştıkları için olsa gerek cami kenarında birbirlerini gördükleri zaman Yemen Bediüzzaman'ı duymuş ve yanına gider, konuşmak ister. Bediüzzaman da kendisine zarar gelebileceği düşüncesiyle konuşmaması gerektiğini söyler. Bu Yemen'in dikkatini çeker ve çok hoşuna gider. Bediüzzaman'a hizmet etmek arzusu onda gelişir. Ondan sonra Bediüzzaman karakolda iken sürekli yanına giderek hizmette bulunur. Nasrullah Camisi avlusunda çaycılık yaptığı için çaycı Yemen, Bediüzzaman ifadesiyle çaycı Emin olacaktır. Çaycı Emin denen bu zat bundan sonra Bediüzzaman'ın o yalnızlığını giderecek önemli bir kader arkadaşı olacaktır. Yani şu anlamda önemliydi. İşte Bediüzzaman başkalarının getirdiğini yemeyen bir insandı. Az da olsa pirinçtir, yumurtadır, yoğurttur. Bunlar getirilmesi gerekiyordu. Bu işleri yapan birisine her zaman ihtiyacı olmuştur. Bu işleri yapan biri olacaktır Çaycı Emin abi. Onun vazifesini görecektir bir anlamda. İlk yıllardaki o yalnızlığı bu Çaycı Emin ile atlatılır. Ve sonraki yıllarda tabii durum değişecektir.